Merhaba, bu hızlı ve kısa yorum kapsamında bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni başlattığı Milli Savunma Bakanı Akar tarafından duyurulan, Orgeneral Akar tarafından duyurulan Pençe-Kilit harekatı konusunda birkaç söz söylemek istiyorum. Birincisi biliyorsunuz artık bu onlarca yıldır hepimizin öğrendiği bir durum. Mevsimsel olarak bahar aylarında Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ta sınırın ötesine doğru bahar yaz konuşlanmasına geçer. Kış başlarken de sonbaharın sonuna doğru tekrar eski konumuna geri döner. Bu artık böyle yıllık bir sanki ayın çekim kuvvetiyle gerçekleşen gelgit gibi bir hareket. Bu defa belki ilginç olan, ilk önce altı çizilmesi gereken, bunun bu denli üst düzeyli bir profilce ve yeni bir isim konularak, işte daha önceki Pençe Kartal gibi Pençe-Kilit harekatı adı altında bir harekat olarak duyurulması. Bunun içeriğinin, yani işte askerlerin söylediği şekliyle amaçların kapsam daha öncekilerden çok daha farklı bir harekat mı olduğunu göreceğiz. Söylenene göre, yani Orgeneral Akar tarafından duyurulana göre bu Zap biliyorsunuz hemen sınır ötesinde ve onun aşağısında Avaşin-Basyan, yani daha öncesinde bu Hakuk üçgen İran-Irak-Türkiye sınırı üçgen bölgesine yönelik harekatlar ve oradan daha Kandil'e doğru harekatlar vardı. Ara bölgeyi de olduğu gibi yalıtmak amaçlı olduğu anlaşılıyor. Zap, Avaşin-Basyan'a yönelik bir harekat olduğu söyleniyor. Burada bir küçük haberi daha paylaşmak veya yeniden anımsatmak isterim. O da neredeyse eş anlı olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nca da Suriye'de Fırat'ın doğusunda Amude Derbesiye bölgesinden sorumlu olan YPG yetkilisinin de etkisiz hale getirildiği haberi. Aslında burada sanki bana birbirini tamamlayan değil, birbiriyle çelişen iki yaklaşım var gibi geliyor. Ona tekrar geri döneceğim. İlk yaklaşım bizim alışageldiğimiz ve Orgeneral Akar tarafından duyurulan çok namlulu roket atarlar, obüsler, işte hava kuvvetleri, silahlı insansız hava araçlarıyla topyekün bir harekat. Önce yani bir sanki karşıda bir hedef yumuşatma. Ondan sonra da karadan Ordo Berelilerin, işte özel komando birliklerinin, özel kuvvetlerin sınırı geçerek sınır ötesinde konuşlanması. Bunu neden söylüyorum? Çünkü terörle mücadele dediğiniz zaman, terörle mücadele adı altında bu tür bir harekattan bahsettiğinizde bunu dönüp batılı muhataplara, NATO'lu müttefiklere anlatmak oldukça güç. Çünkü bu başlı başına bir askeri harekat. Nasıl ki Putin Ukrayna'nın topyekün işgalini özel askeri harekat olarak söylüyor ama bu kabul görmüyor. Bu şekilde yapılan bir harekatın da terörle mücadele kapsamında söylenmesi ve bu şekilde anlayış görmesinin talep edilmesi biraz güç. Hani benzetmeyi zorlayarak neyle karşılaştırılabilir? Belki Fransa'nın eski sömürgelerinde Mali, Burkina Faso, Çat, Nijer, bu Sahra altı bölgede İslamcı terörle mücadele amaçlı sınır ötesi Serval diye başlayıp sonra Barkan diye devam etti. Şimdi tekrar Takuba adı altında bir Avrupa Birliği boyutu vardı ama o Mali'deki darbeden sonra zoraki ortadan kalktı. Bununla karşılaştırılabilir ama onunla dahi karşılaştırılması güç. Burada yine bir eş anlılık hatırlayalım. Mesut Barzani, Irak-Kürdistan Bölgesi Başbakanı, Türkiye'yi ziyaret etti. Son anda duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi ve zaten ziyaretleri kapsamında buradan da Londra'ya geçti. Bu harekatın hemen bunun ardından başlamasını, kuşkusuz bu iki parçayı birbiriyle dışarıdan bakanlar, üçüncü taraflar ve hem Türkiye'deki hem Irak-Kürdistan bölgesindeki Kürt kamuoyu da bir yere not etmiştir. Şimdi burada bir gri bölgeler oluşuyor. Ta İdlib'den başlayarak İdlib, Afrin, Elbap bölgesi, Fırat'ın doğusu ve nihayet de Irak'ın kuzeyinde bir askeri tampon bölge oluşturuluyor. Bu bir gri alan yaratıyor. Yani gri alan derken bu hem askeri anlamda terörle mücadele mi, isyan bastırma mı, bir askeri harekat mı komşu ülkeye yönelik, burada bir gri bölge oluşuyor. Hukuki anlamda bir gri bölge oluşuyor, sorumluluk bağlamında ve siyasi anlamda da yapılan iş, yine amaçların kapsam olarak bir gri bölge oluşuyor. Bu denli onlarca yıldır süregiden bir terörle mücadele konsepti içinde herhalde aslında özellikle Irak-Kürdistan bölgesi demesek de KDP ile, yani Mesut Barzani'nin, Neçirvan Barzani, işte Mesut Barzani'nin bizde Barzaniler olarak bilinen bu KDP'nin ki Kürtler arasında en köklü parti olarak Kürtler arasında biliyorsunuz. KDP'nin peşmergesiyle bir orada kapasite arttırma, işbirliği, eğit donat programı da olabilirdi. Bir istihbarat paylaşımı da olabilirdi. Burada bir istihbarat paylaşımından ziyade bir istihbarat akımı var sanki. Yani KDP'den Türkiye'ye istihbarat geliyor. Türkiye bunun üzerine harekat yapıyor. Burada neden bu kadar onlarca yıldır böyle bir peşmergeyle eğit donat işbirliği sağlanmadı? Yahut istihbarat paylaşımı karşılıklı olmadı. Herhalde burada bir güvensizlik olduğunu, yani çok kısa şekilde ifade edilirse Kürt'e güvenilmez. Yani Kürt'ü eğitip donatmak, PKK'ya karşı istihbarat paylaşmak sakıncalı olabilir yaklaşımını düşünecektir dışarıdan bakan üçüncü gözler. O zaman da biz Kürtlerle ilgili bir sorunumuz yok. Et, tırnak, kardeşlik, uhuvvet, bütün bu sözleri biliyorsunuz. Ama PKK ile terörle mücadele kapsamında bu işler yapılıyor dendiğinde biraz ikna etmekte zorluk olabilir. Yani nasıl bir terörle mücadele veya bu terörle mücadele midir meselesi ortada duruyor. Bir dönem Bob Gates biliyorsunuz hem Bush'un son döneminde hem Obama döneminin başlangıcında ABD Savunma Bakanlığı yapmıştı. Daha önce de en alt basamaktan en üst basamağa kadar CIA direktörlüğüne yükselmiş bir aslen istihbaratçıydı Bob Gates. Onun NATO'da yaptığı bir o dönem konuşmayı hatırlıyorum. Türkiye'ye anlayışla yaklaşmak gerektiğini söyledikten sonra NATO müttefikleri arasında 30 müttefiki var NATO'nun biliyorsunuz bugün itibariyle. Belki o gün yoktu, 28'di ama NATO müttefikleri arasında isyan bastırma faaliyeti yürüten yegane ülkenin Türkiye olduğunu söylemişti. Buna o zaman herhangi bir düzeltme, tepki geldiğini ben hatırlamıyorum. Buradaki aslında bu isyan bastırma teknikleri de ABD'nin 2003-2006 arasında benim de Bağdat'ta görev yaptığım dönemde Irak'ta uyguladığı üzere aslında Fransa'nın 2. Dünya Savaşı sonrasında önce Çin'de, Vietnam'da uyguladığı, oradan aldığı derslerle Cezayir'de yine uyguladığı, yine nihayet Cezayir'in bağımsızlığını kazandıktan sonra 68'de işte artık o birikimi farklı alanlara taşıdığı, özellikle David Galula'nın yazdığı kitaplardan gelen bir isyan bastırma yaklaşımı var. Bunu da bir başka David Petraeus Irak'ta güncellemişti. Hem ilk görev döneminde hem sonra Centcom olarak geldiğinde güncelleyip uygulamıştı. Burada sanki Türkiye'nin yaptığı da bu isyan bastırma tekniklerini karıştırıyor. İçeride bir yandan İçişleri Bakanı dağda tırnak içinde dolaşan belki birkaç yüz terörist aldığını söylüyor. Öbür taraftan dışarıda yapılan harekat ise karşıda bir askeri hasım olduğunu, sanki Türkiye'nin bir askeri rakibe, hasma karşı savaşa gittiği izlenimi veriyor. Bu da bir ilişki yaratıyor. Bir diğer durumda tabii bunun siyasi boyutu, daimi bir olağanüstü hal ve daimi olarak da bu hafta sonki yazımda belirttim. Sanki dünyada 40 milyon Kürt yaşıyor. Kabaca 4 ülkeye dağılmış. Bunun yarısı 20 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Bir başka de her 4 Türk yurttaşından birisi Kürt kökenli diyelim öyle isteyenler için. Bunun da en büyük çoğunluğu belki 3 milyonu İstanbul'da yaşıyor. Öyle bir ülke, komşusunda 5-6 milyonluk bir Irak Kürdistan bölgesi var. Orada konuşlanmış bir PKK var. Bununla mücadelesi 10 yıllardır sürüyor ve sürekli bir beka sorunu Türkiye'nin varoluşu. Yani Türkiye 1923'ten bu yana o kadar sanki zayıf, sallanan temeller üzerinde duruyor ki her an alabora olacakmış gibi. Oysa içeride anlatılan hikaye dağda 200 terörist kaldı. Zaten HDP'nin kazandığı bütün belediyelere kayyum atandı. Selahattin Demirtaş'ından tutun pek çok HDP yetkilisi, eş başkanları hapse atıldı. Osman Kavala gibi iki taraf arasında köprü vazifesi görenler de özellikle hedef alınarak hapse atıldı. İfade özgürlüğünde hukuk devleti alanında geldiğimiz yer açık. Ondan sonra da bu daimi bir olağanüstü hal durumu yaratıyor. Her ne kadar vesayetin sonu geldi dense de bu güvenlik bürokrasisine ama onun içinde özellikle TSK'ya ve her ne kadar Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı dense de eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı Milli Savunma Bakanı olarak atandığı için Akar atandığı için de sürekli böyle bir asker-sivil ilişkisinde bir dengesizlik ortaya koyuyor. Ve belki bu aslında arzu edilen hedefte bu olarak söylenebilir. Alanda da komuta kimde? Yani alanda bu harekatın başında Genelkurmay Başkanı yahut artık Genelkurmay Başkanı'nın esamisi okunmuyor. Milli Savunma Bakanı da Orgeneral Akar eski Genelkurmay Başkanı olduğu için. Alandaki komuta tamamen askerlere ihale edilmiş durumda. Oysa bunun tepesinde bir sivil denetim, bir meclise hesap verme olması gerekir. Bu alanda da muhalefet tabii işin içine terörle mücadele girdiğinde hemen topyekün alkışa, ayağa kalkıp esas duruşa geçmeye teşne. Dolayısıyla onların da herhangi bir alternatif sundukları, sorguladığı, hesap vermeye yönelttiği iktidarı bu konuda yok. Bu da böylece bu şekilde yürütülen isyan bastırının, terörle mücadelenin ülkenin demokrasisini kendiliğinden sakatlaması sonucunu herhalde veriyor. Diğer taraftan da söylemi zehirliyor. Onu biliyorsunuz benim de çok saygı duyduğum, başarılarını alkışladığım uluslararası boyutta, düzeyde bir basketbol adamı olan Ergin Ataman, çok da iyi bir Galatasaraylı, yaptığı açıklamalarda işte yeni basketbol, onun yöneteceği basketbol milli takımının işte şehitlerimiz, kanını ortaya koyanlar, askerlerimiz, polislerimiz için oynayacağı gibi hani bağlamı içine oturtmakta güçlük çektiğim hafif tabirle bir söylem tercih ediyor. Ama bu söylem, özellikle Ergin Ataman örneğini seçtim, aslında bütün ülkede de herhalde siyasal söylemi bence zorluyor yahut öyle söylemek doğruysa belki de zehirliyor denebilir. Benim kısa ve hızlı yorumum bu Pençe-Kilit harekatında bundan ibaret. Yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.